Ülkü Koçer, Kavalalı hanımefendiyle birlikteyiz. Ülkü Hanım, Çankırı'ya hoş geldiniz diyelim. Çok teşekkür ederim. Malum 31 Mart seçimlerinde Eldivan Belediye Başkan adaylığınız vardı. Evet. O süreçte Çankırı sizi tanıdı. Gerçekten de Çankırı'ya, Çankırı siyasetine ve Eldivan'a olması gereken faydalı olacak isimlerden birisiniz. Çok Onun teşekkür ederiz. için biz de sizin düşüncelerinizi, fikirlerinizi almak için ziyaretinize geldik. Kolay gelsin, iyi Çok günler teşekkür dilerim. ederim. Çok sağ olun, size de öyle. Ülkü Hanım, şu anda sizin evinizdeyiz. Hemen şöyle baktığımız zaman kiraz ağaçları var. Kirazlar çakılı. Maşallah bereketli bir yıl. Teşekkürler. Eldivan için öyle. Kirazı Eldivan tanıtabiliyor mu diye sorsak. Önce buradan başlayalım. Bence Eldivan kendisini de tanıtamıyor, kirazını da tanıtamıyor. Evet. Yani bence güçlü bir medya ilişkisine ihtiyacımız var Eldivan için. Ama Çankırı medyası değil benim söylediğim. Evet. Yani ulusal medyaya ihtiyacımız var. Evet. Daha sonra da uluslararası açılıma ihtiyacımız var. Bana göre Eldivan Anadolu'nun çok unutulmuş bir köşesi. Evet. Yani şu cenneti birçok insan görse daha farklı şeyler hisseder. Ayrılmaz. Ayrılmaz. Herkes buradan mal mülk edinmeye Evet. çalışır. Yani satışta da şu anda topraklarımızın satışını da ben hak ettiği değeri aldığını düşünmüyorum. Bir de topraklarımızın ben açıkçası eve feda edilmesini çok istemiyorum. Yani bizim Ya gibi betonlaşma olmasın. betonlaşsın ama şey olmasın. Hani bizim gibi işte bir dönümün içine kurulsun. Yani bence belediyemiz böyle bir karar alabilir zaman Evet. içerisinde. Çok yüksek binalar olmasın. Doğanın tadını çıkartarak yaşadığımız, işte insanlar isteyen şortuyla, isteyen kapalı, nasıl istiyorsa dolaşabildiği Evet. bir tatil beldesi olsun burası. Herkesin keyifle yaşadığı bir yer olsun. Bence Eldivan hak ettiği yerde değil bu anlamda. Neden değil? Bir kere Kiraz'da bence biz Anadolu'nun dört bir tarafına kiraz gönderiyoruz. Bizim çok arkadaşımız var. Eminim diğer bütün yani hemşehrilerim de aynı şeyi Evet. söyleyecektir. Çok farklı bir tadımız var Kiraz'da. Yani bence toprağımızın esansı çok güzel. Evet. Ve şimdi Kiraz'da bence hak ettiği yerde değil Eldivan. Tonlarca üretiyoruz. Ne hak ettiği fiyatta satabiliyoruz, ne de kirazın yan ürünlerini Kirazın görebiliyoruz. saklanması, dondurulması gibi bir durum söz konusu Hayır, mu? işte kirazın en büyük sorunu bu. Yani paketlenip en fazla yani 2-3 hafta içerisinde maksimum bir ay diye biliyorum. Tüketilmesi gerekiyor. Yani depoda da çok uzun kalamıyoruz. Ama depoda bir 5-10 gün bize şey sağlayabilir. Hani piyasaya Evet. sürüm için soğuk hava deposu yapabilsek sürüm için ve yani ticarette bize bir öncelik sağlayabilir. Çünkü bizim kirazlarımız tek mevsimde oluyor. Bunu ilçe tarımdan ve işte Çankırı il tarımdan bir sürü insanla çok görüştük. Yani kirazın evreli olması gerekiyor. Evet. Bizde ise aynı anda oluyor. Oysa işte er kiraz ve geç kiraz türlerimizin Evet. de olması lazım ki yani avantajlı bir seviyeye geçelim. O zaman bir aşılama sürecinin oluşması lazım burada. Yani bence ilçe tarım ilin kiraz üreticilerinin bir arada çok güzel bir model üretmesi lazım. Bir de tabii satıştan önemlisi var bana göre. Ha diyorum ya fiyatı değil. Şimdi mesela 2,5'tan şu anda alınıyor. Toptan. Evet, yani burada bir arkadaşımız satın alıyor şu anda 2,5 Çankırı'da 10 lira liraya. kilosu. Çankırı'da 10 lira. Mesela İzmir'e gidin 15 lira. İstanbul belki 17-18'den yiyor. Şimdi böyle baktığımızda aslında demek ki bizim kirazımız şu anda hak ettiği şekilde satılmıyor. Mesela biz hiç satmıyoruz. Evimizdeki bütün kirazları meyve suyuna ve pekmeze çevireceğiz bu sene. Yani 2,5 liradan çünkü kiraz toplanması Yani. çok zor bir meyve. Şimdi o zaman ne yapmalıyız kiraz konusunda? Bana göre yan ürünle geçmeliyiz. Yani mesela şimdi kiraz çekirdeği yağı var. Bütün kozmetik ürünlerinde bir numara. Yani en çok kullanılan şey o. Yani o, şimdi bakın mesela tüm dünyada Alman kadınlar kiraz çekirdeğinden yastık üretiyorlar. Almanya'da kiraz var mı? Yetişir mi sizce? Bence yetişmez. Çünkü iklime uygun değil. Evet. Mesela İngiltere'de maksimum 2 ya da 3 ağaç türü görürsünüz. İşte mesela Japonya'da kiraz yetişmez aşırı nemden. Hani başka şey yetişir ama adamlar kirazın işte çiçeğine hayran kalmıştır. Sakura Kiraz Festivali'ni yapar. Şimdi bizse yani buraya mesela binlerce çeşitlik ağaçlar koyabilirdik. Hani yüzlerce çeşidi olabilir kirazın. Evet. Mesela öyle bir konsept alan yaratabilirdik. Bu buradaki bir üreticimizin fikri ve bence çok doğru bir fikir. Benimse görüşüm şudur. Yani kirazın yan ürünlerini Olması üretmeliyiz. lazım. Yani kirazı kurutabiliriz.
Evet. Kirazın çekirdeğini, yağını çıkartabiliriz. Biraz sonra size bir Evet. ürün göstereceğim. Kirazdan yastık üretebiliriz. Kirazdan yastık. Evet. Kiraz Peki. çekirdeği yastığı, bakın Allah'ın yaratımında çok ilginç bir özelliği var kiraz çekirdeğinin. Evet. 5 saat kadar sıcağı ve soğuğu tutabiliyor. Yani soğutursanız soğuk kompres yapabilirsiniz. Isıtırsanız da sıcak kompres yapabilirsiniz. Bu bebekler için üretilmiş bir ürün. Evet. Alman bir ürün. Yani bunu ısıtırsanız 5 saat çocuğun bebek gazı için kullanabilirsiniz. Yani Çankırı'nın İçinde kirazın kirazın çekirdeği var. çekirdeği var. Yani deneyip bakabilirsiniz. Evet. Yıkanabilir. Evet. Mikrodalgada ısıtabilirsiniz. Bunu bir alüminyum folyoya koyup fırında ısıtabilirsiniz. Ve bebek gazı için birebir. Bel ağrısı için Beş birebir. saat 5 ısıyı ve saat soğuğu evet. kaybetmiyor. Kas krampları için, bakın bel için kullanılanları var bunun, boyun için kullanılanları var. Şu an bunun üzerinde bir çalışmamız var. Yani bunu Bu şimdi üretiyoruz. Almanya'da yapılan bir yastık mı? Evet, Almanya'da ne yazık ki öyle. Almanya'da yapılan yastık. Allah Allah. Kiraz'ın merkezindeyiz, bundan haberimiz yok. Haberimiz yok. Evet, yani şimdi mesela bu yastık belinize koyduğunuzda bel fıtığı için müthiş bir ürün. Yani bu ürünlere geçmemiz lazım. Yani eldivenin artık hani şeyden Kendini çok aşması lazım, değil mi? kendini aşması lazım. Yani şimdi mesela kendisini aşma yolunda şimdi arkadaşlarımız kendilerini tanıtsınlar. Evet. Bakın mesela bana dün böyle bir ürünle geldi bu hanım kızlarımız. İki tane hanım kızımız bunu üretiyorlar. Mesela şimdi göz çevresi balzamı. Biz bal üretiyoruz. Şimdi onlar anlatsınlar size Olur, neler hemen kaç kendisi tane. anlatırsa Evet. kolay gelsin diyelim. Önce sizi Teşekkür tanıyalım. ederim. Ben Tolga Kaptan. Heyecanlıyım. Çok güzel. Peki yapmış olduğunuz ürünler nelerdir diye sorsak, artı bu ürünü yapmak nereden aklınıza geldi? Bunları anlatırsanız seviniriz. Peki, başlayacağım. Aslında bu ürünler yıllardır benim ve ailemin kullanmış olduğumuz ürünler. Yani atadan Evet. öğrendiğimiz ürünler, doğru mu? Evet. Atadan bize miras olan Evet, ürünler. ama tanıtamadığımız, üretip Evet. satamadığımız. Doğru değil mi? Evet, Yanlış bir kelam kullanmadık. doğru. Aynen öyle. Şimdi Doğru. zaten Çankırı'nın sorunu bu. Yani üretiyoruz ama satamıyoruz. Satamıyoruz ve Ya tanıtamıyoruz. tanıtamıyoruz. Evet. Yani iki şeyimiz var. Yani üretiyoruz ama ürettiğimiz miktar yeterli değil. Hani mesela şimdi köylü kadın üretiyor. Sanayileşmemiş. Sanayileşmesi lazım. Yani tonu bulmayan bir ürünün ticari bir ürün olma ihtimali yok. Aynen öyle. Yani Devamlılığı olacak. devamlı olacak, tonu bulacak. Şimdi bu ürünü nasıl markalaştırırız kısmında Evet. Bir çalışmaya hanımefendi başladık. anlatırsa, Anlat. şimdi mesela o sarı olan, sarı değil mi rengi? Evet. Bu ürünün adı nedir, ne işe yarar diye soralım hemen. Bu ürünümüz tamamen doğal malzemelerden üretilmiştir. Ham maddesi bal mumu ve zeytinyağıdır. Evet. Bu vazelindir, vücut bakım harmanımızdır. Evet. Topuktaki çatlaklara, dirseklerdeki çatlaklara, her türlü egzama rahatsızlıklarına birebirdir. Egzamaya. Evet, egzamaya da çok Bir faydası daha olur. söyler misin? İçinde ne var bunun? Bunun içinde ham maddesi bal mumu ve zeytinyağı. Evet. Gerçek bal mumu. Evet. Gerçek bal mumu, evet. Diğer üründe ne var? Diğer ürünümüz de İldivan Dağı'nın eteklerinden toplanmış kantaron çiçeğiyle zeytinyağının bir buluşumudur. O ne işe yarıyor? Bu da yara kapatma özelliği, Yarayı kapatıyor. evet yara kapatır. Vücuttaki izleri kaybeder. Yanık izlerine birebirdir. Evet. Ya da açık yaralara daha sonradan uygulandığında güzel bir üründür. Bu da dudak balmumuzdur. Evet. Hafif renklendirir, nemlendirir Evet. dudakları. Bunun özü de tamamen bal mumudur, zeytinyağıdır, Hindistan cevizi ve Evet. bazı maddelerden üretilmiş olur. Bu da göz çevresi balsamıdır. Kaz ayaklarına iyi gelir. İçinde nane özütü vardır. Evet. Başka bir de şey var. Yine bal mumu Evet, var. yine bal mumu vardır. Şimdi mesela burada bal üretiyoruz Suat Bey. Evet. Yani bizim balımız mesela çok lezzetli ama mesela bu bal mumu kısmı artık bir yan ürün. Yan Evet. ürün. Şimdi mesela onu biz böyle kullanıp başka bir yere taşıyabiliriz. Yani. Şimdi bu çalışmaları yapabiliriz. Mesela şimdi maske ürettiler. Bakın mesela bunlar pamuklu biliyorsunuz. Evet. Yeni bilimsel çalışmalar ne gösterdi? Pamuklunun üzerinde 1 saat kalabiliyor. Şimdi biz bunu kendi işçi arkadaş Yıkanabilir. yıkanabilir, washable yani Yani. yıkanabilir, üçülenebilir. Evet. Yani siz bunu dezenfekte edebilirsiniz. Yırtılıncaya kadar da kullanabilirsiniz. Yani biz bunu şu anda arkadaşlarımıza kendi kooperatif çalışanlarımız Evet. için ürettirdik ve kendi ailemiz için. Şimdi bunları da mesela
yapabiliriz. Bunlar da olabilir. Yani Evet. Çankırı her alanda her şeyi yapabilir. Hani hep söylediğim gibi tozu tuzu kızı diyor. Yani Peki biz şey becerikliyiz. soralım, özür dilerim. İsim neydi? Tuğba. Tuğba Hanım, şimdi bu üretimi sürekli yapıyor musunuz? Yapabilirler. Evet yapıyoruz. Yaklaşık 2 yıldır Anneanneniz yapıyoruz. bunları yapıyor muydu? Evet Siz yapıyordu. annenizden mi Halamdan. gördünüz diye soralım. Ben halamdan gördüm. Annem Halanızdan çoban. gördünüz. Peki mesela bazı yörelerde şey yapıyor, sabun üretimi yapıyorlar. İşte onu Kirazın sabunu olur konuşalım. mu? Yapalım diye düşünüyorum. Bugün onu tartışalım diye. Hani sizinle karşılaşacağını kurbanlarını düşünmemiştim. Evet. Çünkü kurbanlar adamın ama şimdi hani ben bugün onu tartışmak için. Çünkü çok zorlanarak yağını çıkartıyorlar. Çok zorlanarak özütünü çıkartıyorlar. İşte Çankırı'ya birlikte gidip Kuskaya bir alt marka yaratıp hani şey içerisinde, külçe içerisinde biliyorsunuz bizim Evet. markamız külçe kadın kooperatifinin bir alt marka yaratıp bir şifa grubu işte kozmetik grubu da oluşturabilmek Kooperatifte kaç kişi var diye sorsak? 42 kişiyiz şu 42 an kişi ama var. aktif değiller, farkında değiller olayın. Hani bunun ne kadar Ya önemli birazcık da olduğunu bu işe sevdalı olan kişiler, hani kooperatife ya üye olduk işte vakit geçsin değil de gerçekten bu işin biraz ticari boyutunu, farkında pazarlama boyutunu, olmaz ya. Farkında yani olmaz. onu yapacak kişilerin yan yana gelmesi lazım diye ben düşünüyorum. Yanlış bir Aynen, şey varsa. aynen farkında Peki Tuba olmaz. Hanım, siz ne düşünüyorsunuz? Bu işi ilerletmeyi, ondan sonra bir marka haline getirmeyi, yarın bir gün ya ben bu işin ticaretini yapacağım, kozmik ürünler üreteceğim diye düşündünüz mü? Böyle bir hayaliniz var mı? Yoksa ya geçici olarak şu anda bununla oyalanıyoruz ama Yok öyle bir hayalim var. Yüksek hayallerim de var. evet. Çünkü ablam da inşallah yardımcı olacak. Beraber güzel işler çıkaracağımızı düşünüyorum. İnşallah diyelim. Allah kolaylık versin. Zaten Ülke Hanım dediğim gibi gerçekten Çankırı'ya fikir olarak artı Çankırı'nın ufkunu açacak nitelikte birisi. Çok Öncelikle teşekkür onun için ederim. teşekkür ederiz Çok sağ olun. kendilerine. Ayhan abicim, bir de siz şöyle alalım, nasip olursa şöyle bir karşıya geçerseniz. Tabii ki, Şimdi tabii Ayhan ki. abicim derler ki ya işte her başarılı erkeğin arkasında bir başarılı kadın vardır diye. Baktığımız zaman Ülke Hanım gerçekten de yani Çankırı bazında aldığımız zaman gerçekten kendisini yetiştirmiş, bilgili, donanımlı, bulunduğu yere fayda olacak bir kişilik, insan. Tabii ki siz ne düşünüyorsunuz? Ülke Hanım gerçekten siyasete atıldı. Baktığımız zaman ürünlerle alakalı çalışmaları var. Ne düşünüyorsunuz abi? Ya ülke bir defa durduğu yerde durmayan Hiperaktif diyebilir miyiz? hiperaktif olabiliriz. Ama hepsi yani hiperaktiflik insanlığın Faydalı faydası, olmak için, faydalı zararına olmak değil. için Evet. halkıma daha fazla nasıl faydalı olabilirim? Evet. Refah düzeyini ne kadar daha yükseltebilirim? Hep bunun şeyini yapar. Ben bu toprakların babamı yetiştirmiş. Evet. Ben de bu mevkilere bu insanlar sayesinde geldim. Evet. Onun için buradaki vatandaşların refah düzeyini yükseltelim. Köyümüzü işte dışarıda hiç İlçemiz, evet. muhtaç olmasınlar. Dışarıya gençler gidip de 2-3 bin liraya çalışmasınlar. Gelsinler Ya burada. şimdi gerçekten de Evet yani yapılan iş ufak bir iş değil normalde. yaşlılar zaten burada en büyük hasreti evlat hasreti Evet. buradakilerin. Hepsi de gidiyorlar. İşte 2 bin lira asgari ücretle çalışan insanlar. Evet. Büyük şehirlerde bunu yani 2000-2500 lira paradan geçirmek gerçekten İmkansız. çok zor. Burada kendi evleri var, kendi yuvaları var. Toprak görüyorsunuz ne kadar bereketli. Evet. Yani özümüze dönmemiz Değil mi? gerekiyor. Olay bu. Ülkenin amacı da bu. İşte buradaki insanların ufkunu açmak. Açmak. Yani sırf Çankırı değil, Türkiye değil, yurt dışına doğru bir açılım. İnsanlar nasıl yaşıyor, nasıl belirli bir yerlere geliyorlar. Evet. İnsanlar da bunu görsün. Bir çanaktaş orada kalmasınlar. Aynen öyle. Geçenlerde bir program izliyorum. İşte sokak röportajı yapıyorlar. Çankırı ilini soruyorlar. Çankaya diyorlar. Ankara'nın Çankısı mı diye mi? Ankara'nın bir ilçesi diyorlar. İlçesi diyor. Orası neresi Ankaracı diyor. diyor. Yani böyle bir Böyle toplumumuz. bir durum var. Gerçekten toplumumuz. Gerçekten maalesef. Tanıtıma ihtiyacımız var. Bir de çalışmaya Şimdi ihtiyacımız var, değil mi? rehbere ihtiyacı var Evet. Çankırı'nın. Yani rehber insanlara ihtiyacı var. Ve yani aslında Çankırı'nın çok ünlü iş adamları var. Türkiye'de ve dünyada isim olan kişiler de var. Yani ben mesela Biraz Çankırı da başarılı insanları sevmiyor ama. işte size anlattım biraz önceki o fıkra gibi. Yani bence Çankırı için üretilmiş. Evet. Bu cehennem fıkrası Çankırı için üretilmiş. Biri başarılı olunca alta doğru çekiyor. Şimdi aslında başarıyı kutlamak gerekiyor. Şimdi mesela biraz önce sordunuz. Belediye başkanımız başarılı diye. Evet. Ben açıkçası buradaki belediye başkanı, Çankırı belediye başkanımızı da
iyi yolda yürüdüklerini düşünüyorum. Evet. Başarılı buluyorum şu anda. Yani böyle devam ederlerse ve buna bizim fikirlerimiz gibi fikirleri de Eklerlerse. eklemeyi, hani birlikte çalışmayı başarabilirsek mesela, bence çok güzel şeyler çıkar. İnşallah diyelim. Peki tekrar size dönelim. Üretime ne zaman başlamayı düşünüyorsunuz? Hiç sattığınız bir ürün oldu mu? Veyahut da merak edip de sizi arayanlar oldu mu diye soralım. Evet, Bu işin oldu. fikir şeyi sizsiniz değil mi? Doğru değil mi? Evet. Evet, onlar Fikir getirdiler. sizden çıktı. Halanızdan gördünüz. Dediniz ki bir bunu üretelim, yapalım, satalım. Peki hiç şu ana kadar sattığınız bir ürün oldu mu diye soralım. Evet, oldu. Yaklaşık 2 yıldır zaten evde çalışıp ufak ufak satışlarımız Ya oldu. ticarete başladık. Evet, Yok oğlum valla o zaman dediğim gibi marka. Mark şimdi Eylül'e kadar bir fuarımız var ama tabii hani kozmetik nasıl satılır onu bilmiyoruz. Hani bu kozmetik için bir prosedür Tabi olması lazım. paketlemesi falan. Paketlemesinin koşulları, hijyen koşullarının Evet. olması lazım. Şimdi o koşullara doğru. Şimdi bu şu anda butik bir üretim var. Deneme aşamasında bir Deneme de. aşamasında arkadaşlarımız ama destekleyip bunu acaba ticari bir markaya kendi Dönüştürebilir. için Evet. çevirebilir miyiz? Yani o zaman çok güzel bir şey olur. Mesela bütün öğren yerlerimizde bunlar. Bizim işte Dümel'le olsun istiyorum Evet. ismini. Dümel'le şifa diyorlar. Yani bence hani şifayla kısıtlamamak Evet. lazım. Dümeli markası adı altında mesela bir şey yapabilir miyiz? İşte bizim kooperatif adı altında onu büyütüp hani bir mesela sıkma makinesi, yağ çıkartma makinesi bu sisteme dönüştürebilir miyiz kısmını şimdi çalışmaya başlayacağız. İnşallah diyelim. Allah yolunuz açık etsin. Amin, amin Size tekrar inşallah. teşekkür ediyoruz. Eldivan'a ve Çankırı'ya katkılarınızdan dolayı size de yolunuz açık olsun. Teşekkür ederim. Acizane fikir olarak bıkmadan, usanmadan yoluna devam edin. Yalnız kalsanız bile bu işi bence Aynen, sürdürün diyorum. sürdürün. Şimdi bir de külçe ürünlerinden bahsedeyim Evet. size. Yani bu bizim Eldivan Kadın Kooperatifi'nin ürünlerinden. Şimdi bu şeyimiz, pekmezimiz. Bu Evet. Muğla'nın pekmezi. Şimdi biz Anadolu'daki lezzetleri kaybetmemeliyiz bir kere. Ve Anadolu anne tariflerimizi yani anne, babaanne, dede, işte biz ebe diyoruz Geçmişten biliyorsunuz. kalan. Geçmişten kalan şeyi, hani mirası, yiyecek mirasımızı Çankırı'nın Evet. şu anda bir şeyi yok, tanıtımı yok. Tek markası var. İşte aslında bir de tabii Aytaç var Evet. ama hani Aytaç kadar değiliz ama sonuçta bu da çok lezzetli bir marka külçe. Evet. Dolayısıyla bunun tanıtımını ve satışını artırmak istiyoruz. İnşallah diyelim. Dediğim gibi Allah kolaylık versin. Amin. Yolunuz açık olsun. Amin inşallah. İnşallah umduğumuz, beklediğimiz yerlere hem Çankırımız hem Amin Eldivanımız gelir. inşallah. İnşallah. Çankırı'ya dışarıdan insanlar gelir. Çankırı kalkınır diyoruz.